Selamlar. Gördüğünüz üzere tepkilerinizden de anladığım gibi popüler sohbetler konseptine devam edeceğiz. Arkadaşlar beni inanılmaz şaşırttınız. Cidden bu konsepti bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Yeni gelenler için de bu konsepti bu kadar seveceğinizi hiç tahmin etmemiştim. Çünkü eski takipçilerim bilir ki biz bunu zaten pandeminin başında yapmıştık. Ve o dönemlerde çok fazla ilgi gördüğünü düşünmediğim için ben bu konsepti yarıda bırakmıştım. Yani şimdi anlıyorum ki gerçekten gündemi takip etmeyi, daha doğrusu gündemi YouTube videolarıyla takip etmeyi seviyorsunuz. Hiç beklemediğim bir destek aldım. Hem Instagram'dan DM kutuma geldi. Hem de bir önceki popüler sohbetler videosunun altında inanılmaz yorumlar bıraktınız. Ciddi anlamda uzun zamandır YouTube'la ilgili bu kadar motive olduğumu hatırlamıyorum. Bunun için cidden hepinize teşekkür ederim. Karşılıklı olarak birbirimizi mutlu ederek ilerlediğimiz her şeyi çok seviyorum ve bunlar beni tatmin eden şeyler. O yüzden bu yeni konsepti sevmeniz gerçekten benim için çok önemliydi. Anlaşıldığı üzere de bu konsepte buradan devam edeceğiz. Ancak unutmayın ki bu konseptin devam etmesini istiyorsanız bu konseptte çektiğim videoları gerçekten izlemenizi rica ediyorum ve etkileşim bırakmanızı rica ediyorum. Bunun dışında çünkü diğer türlü bu tarz videoların YouTube algoritmama çok da fazla bir etkisi olmuyor. Yani gerçekten sevdiyseniz elinizi taşın altına sokmanızı istiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Kahveleriniz hazırsa gündemi yakalamaya başlayabiliriz. İlk olarak geçtiğimiz haftaların en büyük olaylarından biri olan ve tüm yıl beklenen Coachella performanslarından bahsedeceğim. Gecede birbirinden büyük isimler sahne aldılar ve gidenlerin yorumlarına göre oldukça başarılı performanslar ortaya koyuldu. The Independent'a göre Coachella performans puanları şu şekildeydi. Gecede sahne alan The Weeknd 5 üstünden 3 puan, Harry Styles 5 üstünden 3 puan, Megan Thee Stallion 5 üstünden 3 puan, Lil Baby 5 üstünden 3 puan, Billie Eilish 5 üstünden 4 puan, Doja Cat ise 5 üstünden 5 puan. Her yıl Coachella performanslarını yakından takip etsem de geçtiğimiz günlerde yapılan Coachella'yı çok fazla yakalayabildiğimi söyleyemem. İçinde bulunduğum hayatın yoğunluğundan dolayı performansları çok fazla yakalayamadım. Ama Instagram'da denk geldiğim kısa videolardan anladığım kadarıyla Doja ve Weeknd gerçekten iyi bir iş çıkartmıştı. Diğer isimleri hiç bilmiyorum ve hepsini aynı zamanda da inceleyeceğim. Coachella konusunu kapatmadan önce şöyle bir detay geçmek istiyorum ki Weeknd 8.5 milyon dolar ile Coachella tarihinin en çok kazanan ismi oldu. Açıkçası Coachella denince aklıma gelen ilk isim Beyoncé oluyor. Değil sadece Coachella, bence entertainment endüstrisinde görülmemiş bir performanstı. Beyoncé'nin yıllar önce sergilediği Coachella performansı. Böyle bir şey yok. Yani müzik tarihinde kesinlikle üstüne kitap yazılması, belki de film çekilmesi gereken bir performanstı. Daha önce örneğine denk geldiğimiz bir kondisyonda değildi aynı zamanda. Çok fazla bir şey söylemeye zaten gerek yok. Performans ortada. İzlemeyenleriniz varsa hala bence gidip bu keyfi kendinize yaşatın derim. Sıradaki haberimiz ise Kore cephesi. Geliyor. Harper's Pazar'a fotoğraf çekimiyle birlikte dahil olan Rose, Blackpink üyeleriyle olan ilişkisinden bahsetti. Üyelerle birlikteyken kesinlikle rahat hissediyorum. Bugünlerde daha da fazla öyle. Zaman geçtikçe gerçekten bir aile olduğumuzu hissediyorum şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir şey söyleyeceğim. Uzun zamandır Blackpink'in comeback'i ile alakalı çeşitli haberler okuyorum. Bir kesim insan Haziran'da döneceklerini söylüyor. Bir kesim insan ise bu yıl içinde geleceklerinin belli olmadığını söylüyor. Çok sıkı takip edemedim uzun zamandır kendilerini. 2020'de tüm geri dönüşe kanalımızda hep birlikte şahit olmuştuk. Blackpink fanlarından bu konuda beni aydınlatmalarını istiyorum. Yani kızlar bu sene içerisinde dönecek mi? Dönecekse belli bir tarih var mı? Ve müzikal çalışmalarıyla alakalı beni yorumlar haberdar ederseniz gerçekten sevinirim. Çünkü Kore cephesinden en çok sevdiğim iki gruptan bir tanesi Blackpink. Ki zaten bence artık bir Kore grubu olmaktan öte global bir isim oldular. Sıradaki haberimiz ise Taylor Swift cephesinden. Uzun zamandır sessizliğe bürünen ve öldüğünü düşündüğüm Taylor'ın sevgilisi Joe Alwyn, Taylor'la olan ilişkisini neden gizli ve kamufle ederek yaşadıklarını açıklamış. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Joe şu şekilde durumu ifade ediyordu. Gittikçe daha da her şeye burnunu sokan bir toplumda yaşıyoruz. Sen daha çok şey verdikçe ve dürüst oldukça sen vermesen bile senden her şeyi alıyorlar. Bu konuda kesinlikle katılıyorum. Sosyal medyada insanlar diğer insanların hayatlarıyla ilgili diledikleri gibi ahkam kesebilme yeteneğini kendilerinde görebiliyorlar. Ben ki bu işi yapıyor olmama rağmen ne konu edindiğim sanatçıların hayatlarını ne de onların hayatlarını yaşayış şekillerini eleştirmiyorum. Bu başta ben dahil olmak üzere kimseyi ilgilendirmez. Bana soracak olursanız Taylor'ın son zamanlarda yaptığı en mantıklı şey de yıllardır bu ilişkisini kamufle ederek yaşayabilmesi. Popüler sohbetler konseptinin ilk videosunu yaptığımda deli gibi yorumlarda Rihanna'nın aldatılma olayını sormuştunuz. Olay açıklık kazandı ama hala takip etmeyenleriniz varsa onlar için küçük bir özet geçmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda A$AP Rocky'nin Rihanna'nın Fenty ekibinde çalışan Amina Muadi ile Rihanna'yı aldattığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından ise suçlu görünen Amina şu açıklamayı yaptı.
Bunca zaman sosyal medyada yayılan asılsız yalanların herhangi bir cevabı ya da açıklamayı hak etmediğine inanmışımdır. Özellikle de bu kadar aşağılık olanların, başta böyle kötü niyetle hazırlanmış bu sahte dedikodunun ciddiye alınmayacağını varsaydım. Ancak son 24 saatte gerçeklere bakmaksızın konular hakkında çok hızlı konuşan bir toplumda yaşadığımızı ve hiçbir şeyin sınırının olmadığını hatırladım. Bir insanın hayatındaki en güzel ve en kutlanması gereken zamanda bile. Bu yüzden konuşmam gerekiyor çünkü bu sadece bana yönelik değil, büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlarla ilgili. Rihanna huzurlu, hamilelik dönemini en iyi şekilde yaşamaya devam ederken ben de işime geri dönüyorum. Yani hani bu ilişki konularında babanıza bile güvenmeyin derim. Ben de yakın zamanda bu konuda çok kötü bir tecrübe edindiğim için. O yüzden ASAP Rocky yapmaz, şu bu olmaz gibi şeyler söylemiyorum. Bu hayatta neye olmaz dediysem olduğu için ASAP de gayet Rihanna'yı aldatabilirdi. Ama Rihanna gibi bir kadını sen aldatabiliyorsan o noktada zaten sadece uçkurunu takdir edebilirim. Sıradaki haberimiz ise moda dünyasının en popüler gecelerinden biri olan Met Gala ile alakalı. Met Gala'nın iddialı isimlerinden biri olan Katy Perry, 2022'de yapılacak olan Met Gala hakkında konuştu. Biliyorsunuz ki çılgın, vahşi, eğlenceli, kocaman, renkli tarzlarda görünmem çok öngörülür bir şey. Fakat bu yıl yapılacak olan Met Gala'da bambaşka bir kart oynayacağım açıklamasında bulundu. Met Gala'yı ben genelde Twitter ve Instagram üzerinden takip edip yorumluyordum ki beni Instagram'dan takip edenleriniz bu tarz gelişmeleri Instagram storylerimde hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Eğer hala takip etmiyorsanız Instagram'ımı buraya bırakıyorum. Bugüne kadar hiç Met Gala ile alakalı insanların giydiği kıyafetleri yorumladığım bir video çekmemiştim. Ancak son yayınladığım Grammy videosunda celebrity'lerin giydiği kıyafetleri yorumlamamdan çok fazla zevk aldınız ki bu çok hoşuma gitti. Bundan dolayı da Met Gala 2022'yi oturup tek tek bu kanalda inceleyeceğiz. Hem de bunu bir gelenek haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Katy Perry'nin bu açıklamasından sonra ne giyeceğini ekstra merak ediyorum ve o gecenin bütün konseptinde diğer selebritilerin neler giyeceğini de ekstra merak ediyorum. Aldığım duyumlara göre geceye Britney de katılacakmış. Eğer o gece Britney de Met Gala'da olursa size yemin ediyorum yemem içmem sabaha kadar o videoyu çekerim ve ertesi gün hemen yayınlarım. Bu da size söz olsun. Sıradaki haberimiz ise Cardi B cephesinden geliyor. Cardi B geçtiğimiz günlerde ilk defa oğlunu paylaştı ve adının Vev olduğunu açıkladı. Çok ilginçtir ki ikinci çocuğu da ilk çocuğunun birebir kopyası. Yani nasıl bir gen aktarımı yaşandıysa Cardi ilk çocuğunu ikinci kez doğurmuş gibi bir durum söz konusu. Bu arada Cardi demişken Cardi'den de 2022 yılında güzel bir albüm bekliyorum. Tıpkı Nicki'den beklediğim gibi şu iddialı isimlerin piyasayı boş bırakmasından hiç haz etmiyorum ki yapılan müzik tarzı ne olursa olsun her tarzda köşeyi tutan bir iki isim vardır mutlaka. Eğer doğurmaları ve hamile kalmaları biterse umuyorum ki müziği de hatırlayacaklardır. Sıradaki haberimiz ise Kardashian cephesinden geliyor. Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint, Roblox isimli oyunu oynarken annesi Kim Kardashian'ın geçmiş yıllarda sızdırılan seks kasetiyle ilgili bir şakaya denk geldi. Olayın ardından Kim Kardashian gözyaşları içinde Kanye West'i arayarak bu durumu nasıl yöneteceklerini konuşmaya başlamışlardı. Yani Kim Kardashian'a çok fazla tepki gösterdiğim ve kızdığım noktalar var ki çoğu konuda da yanlış hamleler yaptığını düşünüyorum. Ama hiçbir şekilde bir annenin çocuğu karşısında böyle bir duruma düşmesini doğru bulmuyorum ve sanıyorum ki geçmişi hiçbir şekilde peşini bırakmayacak. Bugüne kadarki döktüğü gözyaşlarının gerçekliği tartışılsa da bu konudaki isyanını kesinlikle haklı buluyorum. Geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülen Gunev isimli bir rapçinin haberini okumuştum. Hayatımda ilk defa karşılaştığım bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum ki bu rapçinin cenazesi bir gece kulübünde gerçekleşti. Ancak ilginç olan şey gece kulübünde gerçekleşmiş olması değil. Öldürülen bu rapçinin cansız bedeni gece kulübünün ortasında sarkıtıldı ve insanlar onun şarkısında dans edip içki içtiler. Yorum yapamıyorum çünkü bir insanın cesedi karşımdayken ki bu kim olursa olsun benim orada değil o kişinin şarkısıyla dans etmem, aynı ortamda bulunmam bile söz konusu değil. Görüntüleri sizlerle sadece paylaşıp sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Sıradaki haberimiz ise tekrar Kore cephesinden geliyor. Kore müziğinin en popüler simgelerinden biri olan BTS uzun zaman sonra sessizliğini bozarak 10 Haziran 2022 tarihinde geri döneceğini açıklamış. Büyük ihtimalle çocuklar bir albüm üzerinde çalışıyorlar ve Haziran'da albüm yayınlanacaktır. BTS ile ilgili hiç daha önce bir albüm analiz videosu çekmedim kanalda. Bu konuda tamamen sizin fikirlerinize bırakıyorum kendimi. Eğer BTS'in yeni albümünü dinleyip bir analiz videosu çekmemi isterseniz yorumlara mutlaka yazın. Çünkü artık videolar sadece sizin
sizinle girdiğim alışverişle ortaya çıkıyor. Bu yüzden fikirlerinizi mutlaka bu konuyla ilgili aşağıya bırakmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Drake, Taylor Swift'le birlikte çektiği bir fotoğrafı paylaşarak altına sıkı çalışmanın anlamını anlamayacak kadar yumuşaklar notunu bıraktı. Fotoğrafa baktığımızda bu fotoğrafın Taylor'ın 2015-2016 dönemlerinden çekildiğini düşünüyorum. O dönemlerde nasıl bir iletişimleri vardı ve bu fotoğraf stüdyoda mı yoksa evde mi çekildi bilmiyorum ama yıllardır ilginç bir şekilde Drake ve Taylor meçleşiyor. Aslında bu ikilinin bir şarkıda buluşması nasıl olur diye de merak ediyorum. Uzun zamandır da sessizliğe bürünen Taylor'ın sıradaki hamlesini ekstra merak ediyorum. Umarım bizi bu kadar beklettiğine değecek bir şekilde geri döner diye düşünüyorum. Sıradaki haberimiz ise Hadid cephesinden geliyor. Bella Hadid geçtiğimiz günlerde Filistin'i destekleyen paylaşımlar yaptıktan sonra Instagram tarafından kısıtlanmaya başladı. Yaptığı paylaşımlarda masum Filistin halkının İsrail'in polis örgütleri tarafından sürekli zorbalığa ve şiddete maruz kalmaları ve yaşanan bu arbede de ortaya çıkan görüntüleri filtresizce Instagram hikayelerinde paylaşarak masum olan sivil halkın haklarını savunmaya çalışmıştı. Ki bu konuda gerçekten Hollywood'da bana tek samimi gelen ismin kendisi olduğunu düşünüyorum. Bir de bu tür sosyopolitik olaylarla alakalı paylaşımların gerçek olduğunu düşündüğüm bir diğer kişi de Madonna. Ama Bella'yı ekstra takdir etmek istiyorum. Ne herhangi bir markanın ambargosunu yemekten çekiniyor, ne herhangi bir işbirliğinin bitmesinden korkuyor, ne de herhangi bir kitlenin tepkisinden çekiniyor. Kökenlerini reddetmiyor. Aslında kökenlerini paylaşan insanların da yaşadığı bu durumda arkalarında duracak kadar delikanlı bir kadınmış. Nasıl Ermenistan'la alakalı herhangi bir problem olduğunda Kim Kardashian milletvekili gibi olaya dahil olup memleketini savunuyorsa, Bella'nın da kendi inançları doğrultusunda kökenlerinin dayandığı memleketini savunması kesinlikle en doğal hakkıdır ve gerçekten söylüyorum ki bu konularla ilgili paylaşımlarını inanılmaz destekliyorum. Kendisini de Instagram'dan takip ettiğim için sürece hakimim. Ciddi ciddi bu paylaşımlarından sonra Instagram Bella'yı kısıtlamaya, hikayelerini başa sardırmaya ve paylaştığı gönderileri ana sayfaya düşürmemeye başladı. Yani anlayacağınız o ki zorbalık ve şiddet sadece silahla yapılmıyor. Gördüğünüz üzere güç sahibi olan herkes dilediği şekilde zorbalığı uygulama hakkını kendinde bulabiliyor. Sıradaki ve son haberimiz ise ülkemizden geliyor. Geçtiğimiz günlerde uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni İngilizce şarkısını yayınlayan Aleyna, şarkıyı yayınladıktan sonra büyük bir olayın içinde kendini buldu. Aleyna yayınladığı Take It or Leave It isimli şarkısından sonra sosyal medyada video klibiyle alakalı çeşitli eleştirilere maruz kaldı. Aleyna'nın video klibine ilk büyük tepkiyi gösteren de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Cüneyt Özdemir Aleyna ile ilgili şu tweet'i atmıştı. Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip. Coğrafya herkes için kaderdir. Bunun üzerine sessiz kalmayan Aleyna ise Cüneyt Özdemir'e şu şekilde cevap verdi. Özdemir'e bakınca yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık. Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz. Bunun üzerine hızını alamayan Cüneyt Özdemir ise Aleyna'ya şu şekilde cevap verdi. Hayaller dünya starı olmak, gerçekler çakma Britney Spears. Keşke gençlik başarı için yeterli bir meziyet olsaydı. Doğru yönetilemeyen kariyerlerin hüsranla biten sonunu çok gördük bu coğrafyada. Bilgi olmaya gerek yok, bunu da hep beraber izleyip görelim. Yani ben bu ülkedeki bu eleştiri dilini anlamıyorum. Ortaya çıkan işi kimse zaten beğenmek zorunda değil. Kimse de bir şeyleri bağrına basmak zorunda değil. Ama ortaya bir emek doğrultusunda iş çıkarılıyorsa ve insanlar cesaret edip yıllarca önümüze sunulan işlerin dışına çıkıp globale hitap edecek işler yapmaya çalışıyorlarsa bir zahmet herkes sesini kesip bence sadece bu durumu kabul etsinler. Muhakkak eleştiri yapılabilir, muhakkak ortaya sunulan iş insanların bakış açılarına sunulabilir. Ancak bu demek değildir ki kimse oturduğu yerden yapılan işe hakaret edebilsin. Hiçbir zaman anlamadım ve bu Türkiye'de her zaman yapılan bir şey. Ki YouTube'da benim de başıma gelen bir şey. Ortada güzel bir emek söz konusu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz. Bunların hiçbir önemi yok ve hepsini sadece kişisel olarak değerlendirebilirsiniz. Ama bir insan, özellikle bir genç bir şey deniyorsa bırakın önü açılsın. Sizin eleştirileriniz ne onu yerecektir ne de övgüleriniz yüceltecektir. Zaten kariyer planlamasında ilerleyen zamanlarda oluşturacağı kariyeri herkes hep birlikte görecek. Ama insanları artık rahat bırakın. Bu ülkedeki insanlardan tek beklediğim şey bu. Aleyna'nın şarkısını bana soracak olursanız tam bir 2000'ler şarkısı olmuş. Hem sound'u hem sözleri hem klibiyle birlikte hafif pop, hafif rock şarkısı ve oldukça eğlenceli olmuş. Büyük bir hit olur mu diye sorarsanız bununla ilgili bir açıklama yapamam. Zaman zaten bu şarkıyı belli bir noktaya getirecektir. Hiçbir şey olmasa bile Aleyna yeteneğinden ve başarılarından, aynı zamanda da inadından ve hırsından dolayı da tebrik ediyorum ve kendisinin arkasındayım. Evet.
bir videonun daha sonuna geldik. Böyle karşılıklı sohbet ediyormuşuz hissi benim çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de ikinci popüler sohbetler videosundan hoşlanmışsınızdır. Videodaki haberlerle ilgili tek tek yorumlarınızı okuyorum. Bir önceki videoda da yaptığımız gibi yorumlarda paslaşalım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.